doğru kararın sahibi Rabbim. Ey en doğru kelimelerin sahibi. Ey emir veren. Ey hükmü kayıtsız şartsız yerine getiren. Ey hakla batılı apaçık gösteren. Ey hakları zayi etmeyen. Ey hakimler hakimi. Ey hesap günü affına muhtaç olduğum Allah. Sen en doğru kararın sahibisin Rabbim. En doğru kelimeler senindir. Sen emir veren. Sen hükmü yerine getiren. Sen hakla batılı apaçık gösterensin bize. Hakları zayi etmeyensin sen Rabbim. Sen hakimler hakimi. Sen hakemler hakemisin. Sen hesap günü affına muhtaç olduğum Allah'sın. Rabbim, hakem adınla sen. Yalnız senden korkmamı, yalnız senden ummamı, senden haya edip yalnız sana sığınmamı, sana ibadette daim olup kendimi sana adamamı nasip eyle. Hakem adınla Rabbim, yalnız sana tevekkül etmemi, yalnız senden yardım dilememi, yalnız sana güvenmemi nasip eyle. Mübarek kelimelerinle senin üzerimize sekinet indiren hidayetini tamamla Rabbim. Rabbim, hüküm senindir. Nihayet sana döndürüleceğiz. O gün bizi merhametinle sarmala. Rabbim, hakem adına sığınırım senin. Kendi aleyhimde bile olsa ne olur? Adaleti ayakta tutanlardan olmamı nasip eyle. Ömrüm boyunca hak sözü söyleyip, hakkın yanında olmamı nasip eyle. Hevama uymama, dilimi eğip bükmeme mani ol Rabbim. Hakem adınla. Sen ki yaptığımız gizli açık her şeyden haberdar olansın. Ve hüküm senindir. Hakem adınla sen. Beni doğru kullarının arasına kat. Adımı salihlerle an Rabbim. Ey hakimler hakimi. Ey hakemler hakemi. Dilimi ve kalbimi senin zikrinden ayırma. Ne olur beni helak olmaktan koru. Senin dostlarınla dost olmamı nasip eyle. Seninle dost olmamı nasip eyle. Ve senin zikrinden ayırma. Ya Rab, yalnızlığımı ve sana olan ünsiyetimi artır. Muhabbeti artır gönlümde. Hükmüne rızayı kalbimden alma asla. Ve mübarek zikrinden beni ayırma. Seninle huzura eren bir nefis bahşet bana. Ya Rab, senden olan nasibimi insanlardan hiç kimseye tercih etmememi nasip eyle. Hakikatler gerçekleştiği gün, sebepler kesildiği gün, kabirdekiler dirildiği gün, göğüslerde olan derlenip toparlandığı gün, sırlar ortaya döküldüğü gün, terazinin neyle hafif olup neyle ağırlaştığını anladığımız gün ve senden başka kuvvet ve yardımcı bulamayacağım gün, işte o gün senin hükmüne, senin takdirine, senin hakemliğine olan kalpten bağlılığımı getirsin meleklerin sana. Rabbim, senden başka hakem aramam. Sen hakemlerin efendisisin. Kitabına iman ederim. Sen bu kitabı kafi ve şafi olarak indirmişken, beyan edici olarak indirmişken bu mübarek kitabı senden başka hakem aramam Rabbim.
o güzel hakem adınla kitabının hakemliğinden beni ayırma. Huzura eren bir nefis bahşet bana Rabbim. Ve kıyamet günü bütün mümin ve Müslümanları bu müjdeyle çağır yanına. Ey en doğru kararın sahibi! Ey aziz ve celil olan Allah'ım! Diriliş gününde bizi bu müjdeyle çağır ve bizi bizden hoşnut olarak cennetine al Rabbim. Amin.